Gifkoanaliz.com'dan selamlar. Perşembe günkü Ankara yarış yorumlarıyla karşınızdayım. Bu senenin ilk Ankara YouTube yayını bugün Ankara programı olacak ve sizlerin karşısındayım. Bildiğiniz gibi bir süredir Ankara ile ilgili YouTube'da yayın yapmıyorduk ve sadece yayınlarımıza pazar İstanbul olarak devam ediyorduk. Çünkü bundaki en büyük etken kış sezonunda özellikle salı günü Adana'ya yorum vermiyorduk sitemizde ve biraz daha dengeliği yakalamak adına YouTube'da da perşembe günü feda etmiştik. Ama sitemizde tam yorum zamanına geçtik. Çünkü yaz sezonu başladı ve birbirinden önemli yarışlar var. Sitemizde Doğu illeri hariç diğer tüm illere yorum vermeye başladığımız için perşembe Ankara YouTube yayınında başlatmaya karar verdik. Ve bu hafta ilk YouTube perşembe yayınıyla karşınızdayım. Her zaman olduğu gibi beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bu anlamda destek olan, güzel yorumlarını bizlere ileten herkese teşekkür ederim ki en sonki YouTube yayınımız Pazar İstanbul olmuştu. Çok güzel analizlerimiz ve çok güzel bir sonuç aldık. Değerlendirenlerden güzel mesajlar geldi. Yarışlardan önce iyi dileklerini iletenler oldu. Herkese bu anlamda çok çok teşekkür ederim. Yorumlara zaman zaman geri dönemesem de tüm yorumları okuyarak gerçekten de çok büyük bir gurur duyduğum ve güzel dönüşlerle birlikte de mutluluk seviyemin arttığını söylemek isterim. Bakalım bugün bizleri neler bekliyor. Bu söylediklerim haricinde bizi Twitter, Instagram ve Facebook üzerinden takip edebilirsiniz ki Twitter'da bir çekiliş başlattık. Çekilişte 2 kişiye 30 gün, 3 kişiye de 15 gün üyelik hediye ediyoruz. Çok ciddi bir katılım sağlandı. O yüzden de şansınızı deneyin. Daha bir 3 günümüz var. O yüzden de denemekten zarar gelmez. Twitter'da çekilişimize katılarak belki de şanslı kişi siz olabilirsiniz. Bunun haricinde duyurular, dikkat listeleri de sosyal medya hesaplarımızdan paylaşılıyor. O yüzden takip etmenizi önerebilirim diyor ve Ankara'ya geçiyorum. Ankara'da birinci aldık. Yani bir analizim olmayacak ama tuttuğum bir iki isim var, onlardan bahsedeyim. Burada büyük ihtimalle artık 5 numaralı büyük sunun kazanması gerekiyor. Burada da 7 numaralı Atabeyli'den birincilik bekliyorum. Bu koşuya bakamadım çünkü her zaman şu yorumu yapan biriyim. Biz genelde maidenlerde fark yaratıyoruz. Maiden analizlerimiz sayesinde bayağı bir geniş kesime ulaştık. Bayağı bir zirveye çıktık. Çünkü maiden yarışları çalışarak bulunabilen yarışlar. Yani maiden yarışlarında işte hadi shot önereyim diyemezsin. Detaylı bakacaksın, kıyaslama yapacaksın. O yüzden bu koşuya bakmadığım için şu an yorum yapmam doğru olmaz. Sizler bakıp değerlendirmeniz daha doğru olacaktır. Ama ikinci koşuda 5 numaralı büyük suyla beraber 8 numaralı Adioğlu'na dikkat edin. Burada da 7 numaralı Atabey ile beraber 5 numaralı son silah dikkat edin. En azından ikişer tane at 3. ve 2. koşuda önermiş olayım. 4. koşu 7'li plasayana baktığımızda burada da ben önceliği 3 numaralı Haaland'a vereceğim ki son yarışta 2. kelle derken kısa vade 7 koştu ve iyi bir grupta mücadele verdi. Önde boş kalıp ben bitirmesini bekliyordum. İyi bir performans sergilese de kazanamaması beni bir tık üzdü. Bugün 100 metre mesafenin kısalmasıyla yine çok fazla öne gidebilecek bir rakibi yok. Sert birinci Üşmançlık'la birlikte bu sefer beyaz barak yapabilir. 3 numaralı Haaland öncelikli olmalı. Rakibi ise 2 numaralı Fulmund. 7'li plase sıralamam 3 ve 2. Geldik. Bizi daha çok ilgilendiren kısım ikinci altılıgayna. İkinci altılıgayna ilk anda çok cazip bir atla başlayacağım. Eğer beklentilerimi karşılayabilirse güzel bir birincilik hedefliyorum. O isim 6 numaralı Santorini. Santorini son 2 yarışında çok iyi performanslar sergiledi. Özellikle bir yarış önce 4. kelle derken handikap 16 koşup dibinde bitirdiği atlar King Bora, Batı Kasırgası, Amadis, erkek atlar, geçtiği isimler Tempeste Mia, Sorido, Hermanos, Clambella, Zamburi gibi bu grupla kıyas bile yapamayacağımız tarzda iyi isimlerin yanında mücadele verip çok güzel bir dördüncülük elde etti. Daha sonra bir dokuzunculuğu var. O gün sanki bir yerlerde mücadeleye girecek izin verdi ama grup çok sertti ve o yüzden de çok bir varlık gösteremedi. Bence
bu at yakın zamanda Çim pistte bir yarış kazanacak ki bugüne kadar Çim pistte herhangi bir birinciliği yok. Bugün o gün olabilme ihtimali çok yüksek çünkü kilo avantajı da var. Grup çok uygun. Şartlar lehine 6 numaralı Santorini büyük ihtimalle cazip çıkacaktır. AGF'de geride kalacaktır. Beklediğimiz performans gelirse ikinci algen cazip bir başlangıç 6 numaralı Santorini ile olabilir. Öncelik 6 numarada. İlk rakibi 2 numaralı Secret Love. Bu hatta son 2 tane ikinciliği ile iyi performanslar sergileyip yakında kazanacağının sinyallerini verdi. Bugün evet son yaşında belki çok iyi gruplarda koşmuyor ama özellikle geçen seneki ve geçen yaz aylarında yaptığı yarışa baktığımızda bu gruba göre daha sert isimlerin yanında bile başarılı olan Secret Love var. Bugün startla beraber liderliği alıp rahat bir tempo oluşturarak beyaz barak yapması çok çok muhtemel. 2 numaralı Secret Love da mutlaka ve mutlaka kuponlarımızda olmalı. 6 ve 2. Şöyle söyleyeyim. Benim çok fazla bütçem yok. Bir yerde de risk almam gerekiyor diyorsanız burada bu iki atla risk alabilirsin. Bir tanesi cazip at, bir tanesi ise kazan ihtimali yüksek favori bir isim. Bu tarz bir geçmeyle eliniz bayağı kolaylaşabilir. Daha geniş oyuncakları ise geçen sene Ankara Çim'de yarışları olan 3 numaralı Despina, son kazandığı yarışı beğendiğim 4 numaralı Easy Daisy, 1 numaralı London Power ve 8 numaralı Moon and Sun diyeceğim ki bu atta da bir parantez açmak isterim çünkü bu at bir yarış önce 6.lık elde ederken 1.17.74 yaptı ve 5 boy startta kalmasına rağmen ve iyi bir grupta mücadelesine rağmen bu neticeyi aldı. 1.17.74 yaparken mesela Secret Love bir yarış önce 2.lık elde ederken 1.18.78 yaptı. Yani derece olarak aslında Munetsa'nın iyi bir performans sergilediğini buradan çıkarabiliriz. Eğer Starsun yaşamadan sağlıklı bir başlangıç yaparsa plase konumunda olacak olan Monet Sandan da güzel bir performans izleme ihtimalimiz mevcut. 6-2 önce, 3-4-1 ve 8 daha sonra. 6. koşu meydan yaşa geldiğimizde burada olmazsa olmaz 2 tane atım var. Çim'de başarılı olacaklarını düşündüğüm 2 isim. Bunlardan biri en altta bulunan, puanlamada çok ön planda çıkacağını düşünmediğim 13 numaralı Siyah Fırtına. Bu at babası Karayüzüm'den de, anne tarafı Storm Girl'den de ciddi bir Çim potansiyeli var. İlk yarışında çok da böyle üzerine gidilmeden kendi halinde güzel bir üçüncülük elde etti. Ama ben asıl hedefinin Çim pist olduğunu düşünüyorum ve bugün ilk defa çıkacağı Çim pistte bu potansiyelini sağ yansıttığını, rakiplerini geride bıraktığını görebiliriz. O yüzden benim önceliğim 13 numaralı Siyah Fırtına'da. Rakibi ise 8 numaralı Kumru Sultan. Son üçüncünde çok iyi bir performans sergiledi ve fotoyu oldukça diri geç atlardan biriydi. Bu atın da Çim pistte iyi koşma ihtimali çok çok yüksek. Bugün de bunu kanıtlayabilir. 13 ve 8 beklentim olan, iyi yarışlar yapacağını düşündüğüm ikili. Daha geniş tutacakları ise 10 numaralı Naziko, 11 numaralı Pak Elif, 12 numaralı Polikromo, 5 numaralı Görkemli Kız ve 4 numaralı Eflin Eslem'i önerebilirim. 13-8 önce, 10-11-12, 5 ve 4 daha sonra. 7. koşuya geldiğimizde kendisi için çok uygun bir gruba gelip bu rakiplerini geçeceğini düşündüğüm 1 numaralı Balbalam'ı Banko öneriyorum. Balbalam zaten geçen sene çok iyi yarışlar yaparken bu sene de yarışlar görüyor ve özellikle ikinciliğiyle ve son üçüncüyle çok da kötü durumda olmadığını, yavaş yavaş formunu bulmasıyla kendi gruplarını rahatlıkla geride bırakacağını gösterdi. Bugün geldiği grup çok uygun çünkü birçok rakibinin çok iyi performansı yok. Balbalam kilosu ağır gibi görünebilir ama rakipte de hafif değil. Yani alttaki 1-2 ismi elersek diğer atlarında kilosunun 55 üzerinde olduğunu düşünebiliriz ki çok bir fark olduğunu ben düşünmüyorum. O yüzden de böyle bir kilo farkı da yokken, grupta bu kadar uygunken, son azlıkları da çok etkiliyken ben 1 numaralı Balbalam'dan birincilik bekliyorum ve Ankara'da Banko öneriyorum. 8. koşuya gelecek olursak burada da puanlamada geride kalacağını düşündüğüm ama yarın büyük ihtimalle sinyale düşecek olan 5 numaralı Victory Weapon'la başlayacağım. Victory Weapon öyle bir at ki önde boş kaldığında her grubu geçebilir ama önde üzerine gidildiğinde alt gruplarda bile kötü koşabilir. Bugün ise baktığımızda üzerine gidebilecek bir rakip bulamıyoruz çünkü Jumbo, Tevazu, Hunting, Ben Balbon,
Kuyma da Grande. Bunlar önde gitmeyi seven atlar değil ve Victor Weepin rahatlıkla liderliği alacaktır ki son yarışlarında liderliği alamamasına rağmen çok ezilmedi. Bugün böyle bir avantajı varken önde rahat bir tempo oluşturup düzlükte de tüm ataklara karşılık vererek bir beyaz bayrak bekliyorum. Öncelik 5 numaralı Victory Weapon'da olmalı. Rakip olarak ise tek bir attan bahsedeceğim çünkü yerim yok. O yüzden de tek bir at önereceğim. O da 3 numaralı Antink. Bu at Ankara pistine bayılır. Özellikle son ikinci de bence kötü değildi. Bugün daha hazır, daha iyi durumda geldiği koşuda bence etkili performansını bizlere izlettirecektir. 5 ve 3 benim buradaki sıralamam. 2 atla buraya geçiyorum. 1 numaralı Kuyumada Grandi'yi de yazmak isterdim. Çünkü son yarışı etkili ama 5 numara önde boş kalacağından ötürü eleyemedim. 3 numaralı Antink'i de ben Ankara performansını çok beğeniyorum. Ve son uzun çalışmasını da çok beğendim. O yüzden Antink'i de eleyemedim. Bu sebeple de 5 ve 3 2 atla burayı ben geçiyorum. 9. koşuya geldiğimizde burada çok cazip bir at önereceğim. Eğer kazanırsa çok da güzel bir ikramiyeyi yukarı taşıyacağını düşünüyorum. O isim 5 numaralı Bocheron. Bocheron'un şöyle bir yarışına baktığımızda burada 5. kezdeyken şartlı 5 koştu ve iyi bir grupta ezilmedi. Daha sonra bir yarışı var. Grup 3 koştu. Pist 3.7 idi. Rakipler sertti. Yine kendi halinde koşuyu tamamladı. Son yarışını ise bugünkü rakipleri El Lord'la beraber Lastrat'a geçirirken sonlarda fotoyu çok diri geçip ciddi bir fark kapatarak 6.lıkta koşudan ayrıldı. Yani bu atın son yarışları derece olarak baktığımızda 5, 9 ve 6 gibi kötü görünebilir ama performans olarak baktığımızda kötü değil. Bugün bence tam böyle ideal mesafesinde start alacak. Önemli rakipler arasında güzel bir kilo farkı var. Gidişat lehine. O yüzden burada güzel bir sürprizle beraber 5 numaralı Bocheron kazanırsa şaşırmayalım. GIF analiz ailesi olarak bu durumu değerlendirelim. 5 numaralı Bocheron'dan çok etkili bir yarış bekliyorum. Önceliğim 5'te. Rakipler 2 numaralı El Lord. Yine genel olarak beğendiğim atlardan biri. Kilo anlamında sıkıntı yaşamazsa şanslı. Daha sonra 3 numaralı Last Shot ve 4 numaralı Edmund Warrior'ı yazabiliriz. 5, 2, 3 ve 4 sıralamam. Günün son ayına geldiğimizde burası biraz bin tedirgindir. Çünkü çok böyle dikkat çeken bir at yok. O yüzden kalabalık geçmeye karar kıldım. İlk ayağı zaten 2 at isteyen için önerdim. İkinci ayakta 2 tane çim atını ön plana aldım. Üçüncü ayakta 1 bankomuzlu. Dördüncü ayak 2 at önerdim. Tabelada bence 4 at ayırmamak daha doğru. Son ayakta biraz daha zor bir koşu ve her türlü sonuçla karşılaşabiliriz ama ön plana almak istediğim bir isim var. 1 numaralı Araklı Güzel. Yani orijini tam bir çim atayım diye bağırıyor. Özellikle anne tarafı Can Özüm'den bunu çıkarabiliriz ki Can Özüm çimde de kumda da koşan bir at olmasına rağmen çim performansı daha dikkat çekiciydi. Yavlana gittiğimizde Toruncalas gibi son zamanlarda iyi performans sergileyen Reis Hanlı gibi zamanında iyi yarışı yapmış isimler var. O yüzden de bu atın orijini dikkat çekici ve iyi bir ekip tarafından da hazırlandığını söylemek isterim. Kazanarak başlarsa şaşırmayalım. Öncelik bende 1 numaralı Araklı Güzel tarafında. İlk rakibi 3 numaralı Ay Sarısı. İlk yarışı çok aman aman değildi ama grup uygun olduğu için yeterli olabilir ve bu sefer kazanabilir. Daha sonra 5 numaralı Cehter, 6 numaralı Cibek Altun, 13 numaralı Soğuk Su, 7 numaralı Didem Hanım, 10 numaralı Itır Çiçeği, 11 numaralı Lavintay, 12 numaralı My Life Pleasure ve 2 numaralı Ateş Zambağını yazarak ben sonraya kalabalık geçiyorum. En zorlandığım yarışadan biri burası oldu ve çok böyle çift taneli bir sürpriz gelirse de şaşırmam diyerekten kalabalık bir şekilde sonraya geçip Ankara yorumlarını tamamlıyorum. Genel olarak sürprize çok müsait bir bülten var. Zaten ön plan çıkardığım atların birçoğu da en azından bültene baktığımda cazip konumda olacak isimler. Bu anlamda da Ankara'da yüksek bir ikramiye vermesi muhtemel. Ben görevimi yaptım. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Herkes için hayırlı ve bol şanslı, başarılı bir gün olması dileğiyle bir sonraki YouTube yayınına kadar, pazar gününe kadar YouTube'daki takipçilerimizle görüşeceğiz. Sitemizde ise bundan belki de 2-3 saat sonra Antalya yorumlarıyla sitemize tekrardan bir araya geleceğiz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.